E2 tepkimesi videosunda size güçlü bir baz göstermiştim ve bunların hepsi eş zamanlı gerçekleşiyor. Hatırlayın. Orada güçlü bir baz buradaki karbondan bir hidrojeni kapabilmişti. Aslında burada yalnızca protonun kendisini kapıyor. Yani hidrojeni ve elektronu birlikte kapmıyor. Ardından elektron buradaki karbona gidiyor. Bu da karbonun üstündeki elektronun klorüre gitmesini mümkün kılıyor. Bunların hepsi tek seferde oldu ve klorür elimine oldu. Yani ayrıldı. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. Niçin bu hidrojeni seçtim? Mesela niçin buradaki hidrojeni seçmedim? Birazdan terminolojiye ve ardından bir kurala giriş yapacağız. Ayrıca kimyada niçin bu kuralın işe yaradığı düşünülüyor ondan da bahsedeceğiz. Evet. Genel olarak üzerinde fonksiyonel grup bulunduran karbon alfa karbondur. Şöyle gösterelim. Bu durumda bir E2 tepkimesi oluşması için gerçi bu kural E1 tepkimeleri için de geçerli ama olsun E2 tepkimesi gerçekleşmesi için hidrojenin beta karbondan alınması gerekmektedir. Beta karbon alfa karbondan bir adım uzakta olan karbondur. Şu veya şu beta karbon. O zaman şöyle düşünebiliriz. Hidrojen buradan veya buradan alınabilir. Bu tepkimeyi bir düşünelim. Ama önce aşağıya inelim. Burada hidrojeni bu beta karbondan kaptık. Tepkimemizi kopyaladım. İki tepkimenin de aynı anda görülmesi için bu görüntüyü kullanalım. Evet. Metoksidimizi çizelim. Oksijenimiz CH3'e yani metil grubuna bağlı. Oksijenin 7 değerlik elektronu var. Şöyle çizelim. 7. yani hidrojenle bağ yapacak olan yeşille çizeceğim bu hidrojeni ya da daha doğrusu bu protonu almak yerine bunu alır. Evet, bu protonu alır veya bu hidrojen protonla bağ yapar ve ardından hidrojenin elektronu bu molekül tarafından alınabilir. O zaman elektron alfa karbona giderek bu beta ve alfa karbon arasında bir çift bağ yapar. Şimdi bu alfa karbon bu elektronu aldı. Artık kloro grubuna bağlı elektrona ihtiyaç duymaz. O zaman buradaki elektron klorür oluşturmak için klora gider. Klor zaten çok fazla elektronegatifti. Yani elektronu zaten tutuyordu. Şimdi elektron buraya gitmiş oldu. Her şey olduktan sonra ürünlerimiz şöyledir. İlk tepkimede olduğu gibi hala metanolümüz var. Çünkü bu hidrojeni kaptı. Çizelim. Elimizde OCH3 var. Elektron çiftlerimiz işte böyle olacak ardından burada mor elektron var ve artık hidrojen üzerinde olan yeşil elektrona bağlı. Hidrojene verilmiş olan yeşil elektrona bağlı dedik. Evet. Şunu da unutmayalım. Buradaki oksijenin 7 değerlik elektronu vardı. Yani negatif yüke sahipti. Nötr oksijende ise bu sayı 6. Bunun negatif yükü vardı. Fakat şimdi elektronunu bu hidrojene verdi. Artık nötr oldu ve metanole dönüştü. E2 tepkimelerinde gördüğümüzün aynısı. Aynı zamanda bu klorür grubunun bu elektronu aldığını ve klorür iyonu olduğunu biliyoruz. Hemen çizelim. E2 tepkimeleri videosunda gördüğümüzle aynı. Bu artık bir klorür iyonu. Bu turuncu elektronu kaptı ve artık negatif yüke sahip. Negatif yükün metoksitten klorür iyonuna taşındığını hayal edebilirsiniz. Bu sefer farklı olan şey şu çift bağ artık birinci ve ikinci karbonlar arasında. Yani ikinci ve üçüncü karbonlar arasında değil. Hemen çizelim. Tepkime bu şekilde devam ederse ürünler şöyle görünecektir. Burada karbonumuz var. İki hidrojene bağlı. Şimdi bu karbonla arasında çift bağ var. Çift bağın pi bağını morla gösterelim. Bunun pi bağı olduğunu varsayıyoruz. Alfa karbon olan bu karbon artık burada ve bir hidrojene bağlıdır. Geri kalanını da çizelim. 2 karbonumuz var. Bu karbon 3 hidrojene bağlı. Yani CH3 olarak da yazabilirdik. Bu da 2 hidrojene bağlı. İşte bu kadar. E2 tepkimeleri videosunda gördüğümüz gibi büt 2N oluşturmak yerine hala 4 karbonumuz olmasına rağmen çift bağ 1. karbonda olduğu için 1 2 3 4 olarak sayıyoruz o zaman buna büt biren veya bir büten diyebiliriz. Büt biren diyelim. Sorumuz şöyle. Bu ürünlerden hangisini görmek daha olası? İkisi de olur mu? Yoksa biri oransız bir şekilde mi olur? Cevabımız evet. Biri oransız bir şekilde görülür. Bu baskın üründür. Bu tepkimeyi yapıp deney tüpünüzü analiz ettiğinizde ürünün büyük çoğunluğunun büt 1n değil büt 2n olduğunu göreceksiniz. Bundan çok çok az görürsünüz. Peki neden? Veya bunu nasıl belirleyebiliriz ki zaten? Yani bu miktarı tahmin edebilir miyiz? Tahmin edebilmek için Zaitsev kuralı denen bir kural uygulanır. Zaitsev kuralı Markovnikov kuralına benzerdir. Fakat eliminasyon tepkimeleri için olanıdır. Katılma yani adisyon tepkimeleri eliminasyon tepkimelerinin tersidir. Katılma tepkimelerinde kloro grubunu ekliyoruz. Eliminasyonda ise alıyoruz. Yani Zaitsev kuralı Markovnikov kuralına benziyor. Öncelikle size kuraldan bahsedeyim. Ardından neden işe yaradığını düşünürüz. Bu konuda henüz kesin bir hüküm yok. Yani insanlar neden bu kuralın işe yaradığını bildiklerini zannediyorlar. Fakat %100 emin değiller. Zaysev kuralına göre hidrojen kaybedecek olan karbon daha az hidrojen barından karbondur. Buraya yazalım. Hidrojen kaybetmesi daha muhtemel olan karbon, daha doğrusu hidrojen protonu diyelim çünkü elektron orada kalmaya devam eder. Hidrojen kaybetmesi daha muhtemel olan karbon daha az hidrojen barından karbondur. Buradaki tepkimeye bakacak olursak alfa karbonumuz burada. Bu beta karbon veya bu beta karbon hidrojenini kaybedebilir. Bunun üzerinde 3 hidrojen var. Bunda ise 2 tane var. Zaitsev kuralı bize bu hidrojenin ya da aslında protonun bazla tepkimeye girmesinin daha muhtemel olduğunu söyler. Bunu daha asidik proton olarak görebilirsiniz. Yani güçlü baz için kolay hedef durumundadır. Şimdi daha ilginç bir soru gelsin. Burada kuralımız gayet kolay değil mi? İkisinde aynı sayı olsaydı hangi tarafa gittiğimize bağlı olarak eşit ürünler görürdük. Peki bu niçin oluyor? Burada hiperkonjugasyon dediğimiz şey devreye girer. Bunun detaylarına ve kuantum mekaniğine değinmeyeceğim. Daha az hidrojene sahip olan karbonun hidrojen protonunu kaybetmeye daha yatkın olduğunu söylemiştik fakat daha az hidrojeni olan aynı zamanda daha fazla karbona bağlıdır mesela bu hidrojen alfa karbon dışında bir de bu karbona bağlı buradaki ise yalnızca alfa karbona bağlı hiperkonjugasyona göre beta karbon değil de ondan bir sonraki karbon oluşacak çift bağın kararlı olmasına yardımcı olur şöyle düşünün burada daha fazla elektron var çünkü karbonların hidrojenlerden daha fazla verecek elektronu vardır Nihayetinde bu eleman çift bağ oluşturmak için sol taraftan ziyade sağ taraftan elektron vermeye daha yatkındır. Hiperkonjugasyonun detaylarına girmeyeceğim. Fakat çift bağın etrafında başka karbonlar varsa daha kararlı bir çift bağın oluşacağını söyleyebiliriz. Diğer bir şekilde düşünecek olursak ürünlere bakabiliriz. Zaytsev kuralı biraz bütike'nin bütbirenden daha olası bir ürün olduğunu söylemektedir. Bütbirene bakalım. Bunu yeniden yazabiliriz. Çift bağ bu şekilde çizebiliriz. Bu karbon eskiden alfa karbondu. Buraya bir karbon çizebiliriz. Ayrıca karbonumuz hidrojene ve bir karbon zincirine bağlı. Üzerine R yazalım. Bu da iki hidrojene bağlı. Bu çizdiğim sadece büt bir değil. Buraya bir R koydum. Ama büt bir böyle yazılabilir. Büt iki ene gelelim. Buna R üssü diyebiliriz. Sadece bir karbon zinciri buna R üssü üssü diyebiliriz. Bu zincir bile değil, sadece bir karbon. Buna böyle dersek artık but aşağıya çizelim. Karbon karbon çift bağımız var. Soldaki karbon hidrojene ve R üssüne bağlı. Sağdaki karbonsa hidrojen ve R üssü üssüne bağlı. Evet. Yukarı çıkalım. Burada tek yaptığım şey bunu yeniden çizmekti. Sadece şu zinciri çift bağdan uzaklaşırken R üssü üssü olarak gösterdim çift bağa odaklanıp etrafında neler olup bittiğini düşünebiliriz. Burada büt birenin daha az olan ürün olduğunu söylemiştik. Bu daha fazla olan ürün yani daha baskın. Daha az olan üründe çit bağdan devam edersek burada yalnızca bir alkil grubu var o da buradaki R. Burada ise iki tane var. O zaman bunun daha fazla süpsütüye olduğunu söyleriz. Yer değiştirmemiş anlamına gelen sübsitasyonda hidrojenlerin karbon zincirleri ve alkil gruplarıyla yer değiştirdiğini düşünün. Evet, buradaki daha fazla sübsitüe. Hiperkonjugasyona göre çift bağın etrafındaki karbon zincirleri kararlılığa yardımcı olur. Sigma elektronlarının ve sigma orbitallerinin bazıları pi orbitallerini bir şekilde kararlı hale getirmek için oradadır. Biraz kuantum mekaniğine giriyoruz ama temel fikir bu. Tabi mekanizmanın bu olduğundan %100 emin değiliz. İnsanlar deneyler yapmış olsalar da burada kesinlik yok. Daha süpsütüye olan ürünün daha az süpsütüye olana kıyasla daha fazla bulunacağını biliyoruz. Bu Zaitsev kuralından geliyor. Evet, bu videoda Zaitsev kuralından bahsettik. Hiperkonjugasyon çok daha derin bir kavram ve bazı açılardan tartışmalar sürmekte. Ama bunu Zaitsev kuralının niçin işe yaradığına dair bir inanış olarak düşünebiliriz. Fakat kuralın kendisi gayet basit. İki beta karbon arasında seçim yapıyorsanız hidrojen kaybedecek olan, hali hazırda daha fazla hidrojeni olan veya daha fazla karbona bağlı olandır. Biz de bunu çizdik zaten. Ayrıca odaklandığımız şey E2 tepkimesiydi ama bunlar E1 tepkimesinde de geçerlidir.